Merhaba sevgili Webtekno takipçileri. Bu videomuzda durdurak demeden büyüyen Xiaomi hakkında az bilinen 9 tane gerçekten bahsedeceğiz. Şimdi arkadaşlar biz bir teknoloji kanalıyız. Bence doğal olarak hepiniz bu Xiaomi markasını biliyorsunuz. Markanın ne kadar bir hızla büyüdüğünü de biliyorsunuz. Hatta markanın dünyadaki pek çok dev firmanın, bu Apple olabilir, Samsung olabilir, böyle devasa firmaların karşısında dikeldiğini de bence biliyorsunuz. Şimdi gelin ben size ilk maddemle başlayayım. 1. Xiaomi markasının kârı hiçbir zaman %5'e geçmiyor. Arkadaşlar bu bilgiye biz 2018 yılının Nisan ayında açıklama yapan şirketin sales'undan ulaşabiliyoruz. Bence firma hakkında atılan en büyük iddialardan bir tanesi bu. Hatta bununla da yetinmiyorlar. Üstüne bir de diyorlar ki eğer olur da kârımız %5'in üstüne çıkarsa biz buradan elde ettiğimiz geliri de inovasyona harcayacağız. Yani işin açıkçası şöyle bir düşünün arkadaşlar. Kısa vadede parayı cukkalamak yerine uzun vadede güven kazanmayı hedefliyorlar. Bence mantıklı. İkinci maddem, Xiaomi firması milyonlarca ürün satarak Guinness Rekorlar kitabına girmiştir. Arkadaşlar bu başarıyı 2015 yılında elde ediyorlar. 24 saat içerisinde sadece tek bir platformda 2.112.010 tane ürün satıyorlar. Ki bu sadece cep telefonu değil. 770 bin adet akıllı ev aleti, 247 bin adet akıllı priz, 280 bin Mi Band ve 38 bin adet de televizyon satıyorlar. Bu bildiğiniz yabancıların 11-11 indirimleri var ya, o gün işte. Peki bir günde ne kadar para kazanıyorlar biliyor musunuz? $420 milyon. Üçüncü maddeme geliyorum. Arkadaşlar Xiaomi sadece bir alan adını satın alabilmek için tam $3.6 milyon para harcamış. Şimdi bunun nedeni nedir? Şimdi şöyle düşünün. Xiaomi ya da Xiaomi. Şimdi bazı dillerde ve lehçelerde, hatta bizim ülkemizde bile insanlar bunu söylemekte zorlanabiliyorlar. Xiaomi. 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 Normalde Xiaomi.com üzerinden yayın yaparken gidip Mi.com'u satın alıyorlar. Zaten farkındasınızdır, globalde de genelde Mi ismini kullanıyorlar abi. Peki bu Mi.com'u ne kadara satın alıyorlar? Onu söyledim zaten, $3.6 milyon. Ben buna yatırım derim. Dördüncü maddem, şirketin Google'la güçlü bağları bulunuyor. Şimdi buna neye istinaden söylüyorum? Xiaomi yönetiminde 9 kişi var arkadaşlar. Bunlardan 3'ü eski Google çalışanı. Şirketin kurucusu Lin Bin dahil olmak üzere Hong Feng ve bunları yanlış söylüyor olabilirim, kusura bakmayın, başkan vekili Hugo Bara. Bu 3 isim daha öncesinde Google'da çalışıyorlardı. Burada bir ayrıntı var. Hugo Bara 2017 yılında Xiaomi'den de çıkıyor, Facebook'a geçiyor. Bu nasıl bir kariyer yani? İyi gidiyor abimiz. 5. maddem, çok da bir başarı hikayesi değil. 2014 yılında Xiaomi telefonlarda casus yazılım tespit edildi. Ya mesele zaten yakın tarihte tekrar duyulmuştu. Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri Huawei firmasını casus yazılım kullanmakla suçlamıştı. Hatta pek çok ülkede buna yönelik yaptırım uygulanmıştı. İşte 2014 yılında aynı durum Xiaomi'nin de başına geliyor arkadaşlar. Redmi Note ve Redmi 1S cihazlarında casus yazılım tespit ediliyor. Fakat paniklemeyin, hani bu cihazlardan birini kullanıyor olabilirsiniz. Bu durum sadece Çin, Tayvan ve Hong Kong'da görülüyor. Tabii ki de firma bu casus yazılımı temizliyor. Hatta günümüzden baktığınızda da güvenlik anlamında da ciddi atılımlar yapmış durumdalar. Ha, ben Çinli'ye güvenmem diyorsanız o ayrı mesele. 6. maddemiz, Xiaomi için Çin'in Apple'ı denmez. Nasıl ki Amerika Birleşik Devletleri'nde Apple kült bir markaysa, Çin'de de Xiaomi aynı kültlük esaslarına sahip. Yalnız Apple'la benzetilmesi şuradan geliyor, fiziksel mağazalarında. Yani birkaç tane mağaza konseptine bakacak olursanız, hatta birkaç tane ürünü için de aynı şey söylenebilir, Apple'ın hatlarını taşıyor. Hatta şirketin CEO'su Lee Jun, arkadaşlar tekrar söylüyorum, bunlarda yanlışım varsa düzeltin, giyim tarzı ve sunum yapış tarzı anlamında Steve Jobs'a bayağı bir benzetiliyor. Olabilir. Sıradaki madden bana oldukça enteresan gelmişti. Xiaomi reklamlara para harcamıyor. Ve bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük teknoloji kanalı Webtekno. Ve yine YouTube Türkiye camiasında Xiaomi cihazları en çok izleten kanal da biziz. Peki hiç para aldık mı? Hayır. Adamlar bunu nasıl başardılar? Bence bunu sorgulamak gerekiyor. İşte bizim gibi binlerce YouTube kanalı var mesela. Ama şunu belirteyim. Xiaomi geleneksel medya anlamında, yani televizyon reklamı anlamında hiçbir para harcamıyor. Bunun en temel nedeni, bana soracak olursanız, cihazlarının da uygun fiyata satılıyor olması. Şimdi zaten %5 karla bilmem neyle cihaz satıyorsun. Televizyonda reklam yapmanın maliyeti almış başını gitmiş durumda. Buna ihtiyaç duyuyorlar mı? Vallahi rakamlara bakacak olursak duymuyorlar arkadaşlar. Final maddemize geliyorum arkadaşlar. Xiaomi'nin logosu ne anlama geliyor? Şimdi M ve I ya, bazılarına göre Mission Impossible demekmiş. Yalnız bana soracak olursanız daha güçlü olan iddia şu. Markanın logosunu ters çevirdiğinizde ortaya çıkan Çince karakterler kalp demek. Yani Xiaomi hepimize kalp atıyor. Burada inanmak size kalmış. İsterseniz Mission Impossible'a inanın. İsterseniz de Xiaomi bize kalp atıyor diye inanırsınız. Ama sonuç olarak benim size marka hakkında aktarabileceğim enteresan bilgiler bu kadar. Sizler de videomuzu
beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve aklınıza takılan herhangi bir şeyi bizlerle yorum bölümünden paylaşmayı unutmayın. Ayrıca anketimde hemen şurada Xiaomi'ye dair bir sempatiniz var mı? Markayı seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? Ben merak ediyorum. Fiyatları iyi falan filan da biraz dayanıklılık anlamında problemli gibi görünüyorlar. Tabii bu benim şahsi görüşüm. Çok da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Başka bir Web Tekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantıları tıklayarak bambaşka Web Tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.